Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoyla sizlerin karşısındayım. Mesela öncelikle kademe 2 gemilere ne takabilirsiniz? Neler olabilir? Onu anlatayım. Ama hangi gemiden başlayacağımı bilemedim şu an. USS Kit aldınız mesela. USS Kit aldınız değil mi? <laughs> Tamam arkadaşlar <laughs> Bu arada abone olmayı düşün e, abone olmayı like atmayı unutmayalım Mesela USS kit aldık arkadaşlar Şöyle bakalım bunda ne var Mk26 hmm, Füze Füzelerden kademe 2'de de başlıyorum Kademe de arkadaşlar Tomahawk e, Denizaltılar için kullanılıyor Denizaltılar suyun altından Füze ateşleyebiliyorlar. Bu tomahawk sayesinde denizaltı kullanıyorsanız bu füze sizin için ideal olacaktır. Ondan sonra <laughs> JLA bir füzesi var. Bu da aynı şekilde, bu da denizin altından fırlatılıyor arkadaşlar. Dur bir dakika şuradan şey yapalım. he Tomahawk demiştik. Sonra CLA-1 demiştik. Bu da suyun altından fırlatılıyor ama nükleer atıyor. Durum süresi biraz uzun. 21 saniye. Fırladıktan sonra 15'e düşebilir. Bu da, bu ikisi e, suyun altından ateşleniyor arkadaşlar. Denizaltı kullananlar için. Sonra bazalt füresi, füzesini kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü iki tane atıyor. İki tane füze attığı için. 7500, 7500 daha. E, 7, 7, 14, 15. 15K falan vuruyor. Max'ladığınız zaman 20K'ya falan vurabilir arkadaşlar, hasar verebilir. Evet, otomat var. <laughs> Bu otomat yani... Zayıf kalır biraz. BrahMos var. BrahMos biraz ee, fazla hasar var ama bir tane atıyor 18K. Dediğim gibi öbürü daha iyi. Bazalt füzesi. 20K'ya tekabül ediyor. Bu biraz daha 25K'ya tekabül ediyor. Yani bu nasar biraz düşük. Bence bazalt kullanabilirsiniz. Şu an, son şu an, sonra şş, son ıs, 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 ıs. evet sonra arkadaşlar kademe 2de otomatik top olarak Boforce kullanabilirsiniz, korkut kullanabilirsiniz. Yani bu ikisi iyi, gerisi kötü. Ondan sonra otomatik top mu bu? Evet otomatik top olarak şu güzel bence. Seri ateş yapabiliyor bu. Saniye başına ateş veriyor. 7 saniyede duruyor da. Bir tane yaylım ateş diyor. Ha, bir tane ama güzel yani. 7 saniyede bir bir tane atıyor. Tık tek bunların hepsi aynı. Bu iki tane atıyormuş mesela. 800 hasarı var. <laughs> bence bu DP65 daha güzel arkadaşlar. Ondan sonra hava soğumalarına bakarsak. Hava soğuması bayağı güzel. Çeşit var. Hava soğumalarında OSM çok iyi. OSM'yi kullanabiliriz. Neden? Çünkü 4 saniye ve 0.3 saniyede ateşleniyor. Salise hatta. <laughs> 1 saniye bile değil. Yani gayet hızlı. Bu Storm da iki tane de ateş, iki tane atıyor. Bu da füze atıyor arkadaşlar. Yani uçak hava füze sistemi olduğu için füze atıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. MK26 da füze ateşliyor. Bu da 5 saniyede bir ateşliyor. 5 saniyede bir iki tane atıyor. 5 saniyede bir iki tane. Yani Gipka kullanmayız. O bunlar bunlar iyi dediklerimi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani. Bomba atarlardan şu güzel. rur, Bunu kullanabiliriz. Şu güzel. Bu da 300 altın istiyor. Bununla Ruru alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar iyi. <laughs> Torpidolardan Havs kullanabilirsiniz. House ama mendili biraz düşük olsa bile 3 tane atıyor arkadaşlar. Ve e, 6K hasarı var. 6 12 18 hasarı var. Bayağı bir hasar çıkartıyor ama işte dediğim gibi şey düşük, menzili düşük biraz. Mark menzili iyi ancak dolum süresi uzun. Hasarı da idare eder ve bir tane atıyor. <laughs> ba 111 menzili çok düşük. İki tane atıyor ama menzili düşük. Tahalli 3 de güzel ama dolum süresi çok uzun. Hasarda da şey. Mu 90. Hmm, bunu denemedim. Bunu denemek lazım. Mu 90 alabilirsiniz bence arkadaşlar bu güzel. İşte bunu da bu da iyi. Şu ikisi iyi yani şu anda. Kademe 2'de. House daha iyi aslında ama menzili işte. <laughs> Helikopterlerden o sprey alabilirsiniz arkadaşlar. O sprey havaya karşı da etkili. Yani helikopterle düşürebilir. Haritayı hızlı açacağım diyorsanız VG13 ile VZ10 Bakayım bunun hızı 42. Evet. VZ10 daha hızlı gidiyor. Diğerine göre. Haritayı daha hızlı açabilirsiniz. Ama helikopter düşürmek için o sprey güzel. Uçaklara gelecek olursak Avcı uçaklarında T4 iyi de. Altınız yoksa altın yoksa Şunlardan birini alabilirsiniz zaten. Hepsi aynı. Sadece harita açmak için yarıyor. Saldırı uçaklarına gelsek gelsek olursak gelsek FK güzel. Altınız yoksa Yak 35, yak 38 kullanabiliriz burada su da kullanabiliriz. Yak 38 daha güzel bence. Hem havada kalma özelliği de var. Havada asılı kalabiliyor. O yönden yak 38 tercih edilebilir. Bombardıman drone yok. Evet bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kendinize iyi bakın. Sormak istediklerinizi yorumlara, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kademe 2 ekipman önerileri bu şekildeydi. Şimdilik hoşçakalın.